Büyüklerim, sevgili annelerim, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç arkadaşlarım, akrabalarım, çünkü Perşembe'de çok akrabamız var. Ben hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli dostlarım, kardeşlerim, Domuzak milletvekillerimiz, Sayın Nihal Gültaş ve Sayın Deniz Yavuz Yılmazlar, yine çok değerli ilçe başkanımız Şeref Köktürk, çok değerli belediye başkanımız, sevgili Bülent Kantarcı'yla, Ahmet Aydın'la ve Perşembe belediye başkanımız İsmail İnan'la, yine Belde belediye başkan adaylarımıza, İlgelen meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize, Cumhuriyet Halk Partisi Çaycuma Örgütü'nün kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla hep beraber omuz omuza sizlerin aranızda olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bizleri Perşembe'de bu alanda coşkuyla, muhabbetle karşılayan tüm dostlarımızı ben de aynı coşku ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli Perşembeliler, bundan 5 yıl önce olduğu gibi yine bu alandayız, alanlardayız, sizin karşınızdayız. 5 yıl önce Çaycuma'da değerli abim, sevgili Bülent Kantarcı'yla, Perşembe'de yine değerli abim, sevgili İsmail İnan'la, Karapınar'da çok değerli dostum, arkadaşım Ahmet Aydın'la birlikte yola çıkmıştık. Biz sevgili belediye başkanlarımızın geçmişteki işlerindeki başarılarına, tecrübelerine ve emeklerine, sizlere hizmet etme aşklarına güvenerek, inanarak onların arkasını bulmuştuk, sizlerin huzuruna getirmiştik. Ve sizler de sağ olun, bu güvenin bir parçası oldunuz, bu güvenin arkasında durdunuz, bu güvene sahip çıktınız. Çaycuma'da sevgili Bülent Kantarcı'yı, Perşembe'de sevgili İsmail İnan'ı, Karapınar'da sevgili Ahmet Aydın'ı belediye başkanı yaptınız. Ben sizlere binlerce kez yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ama kıymetli Perşembeliler, değerli Çaycumalılar, ilçemiz dışından bu toplantıya katılan değerli dostlar, ben sizlerin huzurunda, sizler kadar çok değerli belediye başkanlarımıza da teşekkür etmeye yürekten bir borç biliyorum. Sevgili belediye başkanlarımız, sevgili Bülent Kantarcı, sevgili İsmail İnan, sevgili Ahmet Aydın, belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kendi bilgi ve birikimlerini, dürüstlüklerini, çalışkanlıklarını, emeklerini üstüne katarak Çaycuma'ya, Perşembe'ye, Karapınar'a umarım ötesinde, daha dediğinin de ötesinde büyük hizmetler gerçekleştirdiler, büyük hizmetler yaptılar. Bugün karşınıza alnımız açık, başımız dik çıktığımız için, bize bunu sağladığı için sizlerin huzurunda ben çok değerli belediye başkanlarımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Onları da sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli belediye başkanlarımız, belediye başkanlığı bir iktidar işi değil, bir liyakat ve emek işi olduğunu, niyet işi olduğunu sadece Çaycuma'da, Perşembe'de, Karapınar'da değil, tüm ülke genelinde gösterdiler ve ülke genelinde örnek belediye haline geldiler. Değerli Perşembeliler, ben belediye başkanlarımızın geçtiğimiz dönemde o dönemin milletvekili olarak içinizden çıkan bir kardeşiniz, bir oğlunuz olarak referans olmuştum. Şimdi yine referansımız var. Sonuna kadar yanlarında ve arkasındayız. Sonuna kadar belediye başkanlarımıza güveniyoruz ama bugün bizlerin referansından daha da öte belediye başkanlarımızın en büyük referansları Perşembe'de, Karapınar'da, Çaycuma'da yapmış oldukları büyük hizmetlerdir, kazandırdıkları büyük eserlerdir. Biz kazandırdıkları eserlerle, gerçekleştirdikleri hizmetlerle gerçekten gurur duyuyoruz. Ve ben inanıyorum ki aylık genelinde, esnaflarımızın aylık genelinde şöyle bir söz var. Biz yapılan iyilikleri unutmayız diyor esnafların aylık geneli. Biz onu unutmayız yapılanları diyor.
ben perşembelerinde buradaki değerli büyüklerimizin de perşembedeki esnaflarımızın, dostlarımızın da perşembeye yapılan hizmetleri unutmayacağına ve sandıkta bu hizmetlerin arkasında duracağına 31 Mart'ta İsmail İnam'ı bir 5 yıllığına yeniden göreve getireceğine yürekten inanıyorum, kalpten inanıyorum. Değerli perşembeliler, sözlerimi çok uzatmayacağım. Aramızda çok değerli milletvekillerimiz var. Onların sizinle paylaşacakları duygu ve düşünceleri ve bilgileri var. Ama affınıza sığınarak bir iki şey de ekleyerek aranızdan ayrılmak istiyorum. Ben parlamentoda 8 yıl görev yaptım sizlerin adına. Sizleri temsil etmeye çalıştım. Parlamentoda görev yaptığımız dönemde Zonguldak'ın genel durumuna, beldelerimizin genel durumuyla da ilgilenmeye çalıştık. Şimdi İktidar Partisi'nin milletvekilleri veya işte en baştan Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Zonguldak'a Perşembe Çarşamba'ya yönelik söylemler geliştiriyorlar. Ama ben size birkaç tane rakam vererek son cümleyle sözlerimi bağlamak istiyorum. Değerli Perşembeliler, Zonguldak Cumhuriyeti ilk kenti biliyorsunuz. Zonguldak yerin binlerce metre altında kömür çıkartarak taş kömürüyle, demir çeliğiyle, çatal ağzı çatesiyle ülke ağır sanayisini omuzlarında taşıyan bir kent. Ve Büyük Önder'in Mustafa Kemal'e